Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün bambaşka bir video ile sizin karşınızdayım. Bambaşka bir şey anlatacağım ben size. Şöyle ki Liverpool, Bodur ve Gonville dediğimiz ve dedikleri onun üzerinden ve sarmaşık videoyu da çekin işte onu da bizimle paylaşın. O nasıl büyüyecek, nasıl budayacağız onunla ilgili de bilgi verin demişti. Arkadaşlar ben ilk baştan beri hep bunu söyledim. Bougainville makaslandığı zaman, budandığı zaman onu hangi Bougainville olursa olsun bodur bırakabilirsiniz. Bundan yana hiç sıkıntı yok. Sadece verim olarak çiçekleri az olur. Serbest bıraktığınız zaman ise çiçekleri fazla olur. Tabii bu saksıdaki ile, topraktaki Bougainville ile İşte saksıda olan karışımla alakalı ya da her ay 15 günde bir mi işte vitaminleriyle alakalı bir sürü soru falan da geliyor bize. Arkadaşlar sadece bitki dikim harcı ya da torf ya da kokobit kullandığınız zaman bitkiniz güzel olmaz. Ben bunu açık ve net söyleyeyim size. Çok güzel karışım yapmanız lazım. %30 en azından kokobit, işte %15 curuf ya da %10 yani curuf ponza taşı dediğimiz karıştırmanız lazım. Toprak, perlit, toprak da bu toprakta mil toprak olabilir. Ama her mil toprak olmaz. Kırmızı toprak olabilir. Çünkü bitki bir yerde vitamin topraktan almak zorunda. Bu bitki, ben bunu özellikle bıraktım ki 2 aydır video çekmek için. Bu bitkinin şu an yere kök salmış hali. Birazcık yere kök salmış. Diğeri işte %10 yere kök salmış bu. Bu hale geldi 2 ay içinde. Ben bunu bodur bırakabilirdim. Bunu kesebilirdim. Bunu kesmedim. Bıraktım. Şöyle ki yakınlaştıracağım şu an. Bakın arkadaşlar. Daha önceki videolarımı makasladığım bütün bir şeyleri izleyebilirsiniz. Ben bunu makaslamadım. Bakın iç tarafta hiçbir tane çiçek göremezsiniz. Nereden vermeye başlamış? Tepe filizlerinde. Şurada daha çok açmış olanı var. Bakın. Şöyle daha çok açmış olanı var ki şu mesela 2 metre boyu açmış. Bu 2 ayda bu hale geldi. Ha, bu bitkimizde bir sıkıntı var. Bunu da anlatacağım size. Bakın. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu ya pamuklu bit. Yani pamuklu bitten de böyle olur. Kırmızı örümcekten de böyle olur. Eğer bitkinizde böyle bir sorun varsa bu bitki hasta. Buna derhal ilaç müdahalesi yapmak zorundasınız. Buradan birkaç filizden başlamış. Hemen gösteriyorum. Böyle olduğu zaman sıkıntı. Bunu gidermeniz için hemen bu bitkiyi ya buralardan kesip ilaç atmanız lazım. Ya da bu haliyle de ilaç atabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Toprakta olan bitki tabii ki çok farklıdır. Saksıdaki olan bitki tabii ki çok daha farklıdır. Bunun ben söylüyorum sadece %10. Ben şöyle saksını da göstereyim. 70 litrelik saksıda bu bitki. Normalde 70 litrelik saksıdaki bu bitki bu hale gelmez. Ama ben vitaminlerini, ilaçlarını düzgün verdiğim için, o hastalığı da özellikle bıraktığım için, hani bu video çekmek için bazı dallarını ilaçlamıyoruz. Bir tarafını aslında daha doğrusu sol tarafı hiç ilaç attırmadım ben. Sağ tarafta bakın mesela hiçbir sorun yok. Buradaki filizlere bakabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Yapraklar çok önemli. Eğer ki şuralarda aralardan yaprak döküyorsa demek ki bitkiniz tam sağlıklı vitamin almıyor ve ilk önce bunlar sararır sonra hafif kahverengiye döner. Zaten sonra da komple atar yaprağı. Eğer ki bu yapraklarda sıkıntı var ise, ara ara böyle sararma var ise ve hemen hızlıca şu gövdeyi boşaltıyorsa bilin ki kök kısmında bir sıkıntı var. Sarmaşık bir begonvile gelince arkadaşlar, sarmaşık begonviller dediğim gibi ben bunun bütün dallarını keserim. En arka taraftaki sadece şu 2 metre olan filizi bırakırım. Bana olur sarmaşık. Sarmaşık begonvillerin ters dalları var. Bağlarken, işte balkonunuza sararken o ters dallardan bir kere ana dallardan kurtulmanız lazım. Hiç verimli olmayan bazı dallar da verebilir. Alttan gelir. Ana gövdenin hemen yanından çıkar ve dik filiz gider. Hiç çiçek vermez. Onlardan kurtulmanız lazım. Sarmaşık begonvillerden aslında bütün begonvillerin tabii ki birbirinden farkı var. Çiçek dönemleri var. Kök, işte hızlı büyüme kök şeyleri var. Tamam. Ama
Asıl burada neden? Saksıda ise, balkonda ise işte ya çok rüzgar alıyor. Yani koruyacaksınız. Çok rüzgar fazla rüzgar almayacak. Tamam. Efendim ben budama yaptım da filiz vermedi. O zaman budama yaptığınız zaman yeni kök salacağı için vitamin takviyesi yapmanız lazım. Sıvı organik gübreler kullanmanız lazım. Köklendirici kullanmanız lazım. Ya da saksı değişimini ben anlatacağım. İleriki videoda çekeceğim, size anlatacağım. Saksı değişiminde arkadaşlar en önemli olan şey, eğer ki zaten bitki kendini gösteriyor. Büyümeyi durduruyor, yaprak dökmeyi fazlalaştırıyor, çiçek açmıyor. Çiçek açma sebebi ise yani verimli değil. Ha, bitki artık diyor ki ya ben kendini artık o saksıda hiçbir şey veremiyorum. Öleceksem o zaman arkadaşlar bitkiler bizim gibi değil, insanlar gibi değil. Bitkiler eğer ki tam öleceğini bildiği zaman çiçek açar ki nesli yürüsün diye. Bizim gibi değil yani. Öleceğini ya da ona bakım yapmadığınızı artık fark ederse en son can havliyle çiçek açmaya başlar. Bunu da unutmayın. Saksı değişiminde dediğim gibi ileriki bir sonraki videomda ben hem görsel olarak anlatacağım hem de karışımını size çekip göndereceğim. Paylaşacağım daha doğrusu sizinle. Bu gibi yere kök salmış begonvillerden nasıl şey yaparsınız? Çok basit yöntem. İlk önce güzel tabii bir makasla alt saçaklarını fazla bitkiyi yormadan kesersiniz. Ondan sonra doğru daha büyük. Mesela bu şu an 75 litrelik saksıda. Ben bunu 115'e ya da 150'ye alacağım. O karışımını ona göre yapmam lazım. Gübresini, o takviyesini ona göre yapmam lazım. Ben bunu da ileriki videomda size anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağlıklı günler diliyorum.